Evet dostlar, herkese selamlar. Bir önceki videoda akvaryum aldığımızı belirtmiştik. Şimdi sıfırdan akvaryum kurulumuna geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kumumuzu ekledik dostlar. Suyumuzu ekliyoruz. Daha sonra bitkilerimizi ve balıklarımızı ekleyeceğiz. Ve bakalım akvaryumumuz ne hale gelecek. Evet, bu ilk kurduğum hali. Sadece Anubias var dostlar. Ama bu halinden pek memnun olmadım ve daha fazla bitki alma gereği hissettim. Gördüğünüz gibi balık sayımız da az. Daha sonra bunları çoğaltacağız. Evet dostlar, bu da akvaryumumuz ilk kurduğumuz hali. Bitkilerimiz yeni geldi, daha yeni ektik. Bir de süre geçtikten sonra, akvaryum tam oturduktan sonra bir video çekip bunu ekleyeceğim. Biraz sonra göreceksiniz. Bakalım o zaman ne hale gelecek akvaryum. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi akvaryum ilk hali bu şekilde. Evet dostlarım, akvaryumumuzun son hali bu şekilde. Kurulduğundan yaklaşık bir 10-12 gün sonra çekiyorum bu videoyu. Bütün malzemelerimizi yerleştirdik. Ekstra canlı bitkiler aldık. Görmüş olduğunuz gibi Anubias var, Subulata var, Rikia var, gül var. Birçok farklı bitkiyi de ektik. Bunlar da yavaş yavaş akvaryuma adaptasyonunu sağladı. Balıklarımız var dostlar. 9 adet lepistestlerimiz var. 1-2 tanesi hamileydi. Onlar doğurmuşlar. Akvaryumda 3-4 tane de yavru lepistes var. Görmüş olduğunuz gibi akvaryumumuz tamam. Isıtıcımızı taktık. Derecemiz 25 derece. Kumumuz Hagen kum. Bütün malzemelerimizi yerleştirdik dostlar. Işığımızı açtık. Gördüğünüz gibi şu anda balıklar gayet mutlu bir şekilde yüzüyorlar. Akvaryumun filtrasyonunu göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kendi filtrasyonuna ek olarak ben ekstra elyaf koydum. Bu elyaf da yararlı bakterinin üremesi için gerekli. Onun için koydum ve şu anda görmüş olduğunuz gibi akvaryumum dostlar, şöyle göstereyim. Yandan bile cam gibi, kesinlikle tertemiz. Yani hiçbir şekilde bir en ufak bir puslu görüntü bile yok. Önden nasılsa yandan da aynı. Gördüğünüz gibi çok temiz akvaryumum. Gerçekten en ufak bir sıkıntı yok. Bu filtre bu görevi görüyor. Yani hem mekanik temizlik yapıyor hem de ekstra koymuş olduğum elyaflar sayesinde biyolojik temizlik de yapıyor. Tabii bitkiler de bu temizliğe yardım ediyorlar. Gördüğünüz gibi dostlar, akvaryum son hali bu şekilde. Ben yaklaşık bir haftadır balıklara bakamadım. Şehir dışında olduğumdan dolayı. O yüzden bitkiler biraz ışıksız kalmışlar ama 2-3 gündür yine kendilerini topladılar. Ben bunları aldığımda bunlar yaklaşık yarı boyutundaydı. 12-13 günde neredeyse 2 katına gelmiş durumdalar. Ekstra olarak akvaryumda bitki bakımıyla alakalı da bir video çekeriz ama ben bunlara yumurta kaynatıp koyuyorum suyundan. İşte havası alınmış maden suyu koyuyorum. Bitkilere çok iyi geliyor bu. Gördüğünüz gibi bir Lovetec bitkili akvaryum kurduk. Yani Lovetec ne demek? Herhangi bir CO2 gerektirmeyen, ekstra gübre gerektirmeyen, kolay, herkesin besleyebileceği, sadece bir kumla beslenebilecek bitkili bir akvaryum kurduk dostlar. Şu anda her şey yolunda. Herhangi bir sıkıntı yok. Ekstra bu almış olduğumuz akvaryumun bütün maliyetlerini de size anlatayım. Akvaryumumuzu 150 liraya aldık. Gerçekten çok uyguna aldık dostlar. Yani almak isteyen arkadaşlar da iletişime geçerse almış olduğum yeri belirtirim. Alsancak Pet Shop diye bir pet shop Ankara'da.
Ben internetten buldum. Girip kendi sitesinden 150 liraya aldım. Kumumuzun burada yaklaşık 5 kilo kum var ama 4 kilo da yeterliymiş aslında. Kumun Hagen kum 5 lira kilosu. Bunu aldık dostlar. Isıtıcımızı 40 liraya aldık. 100 watt ısıtıcı aldım. Aslında amacım 50 watt almaktı. Ama bulamadım. Bu buna biraz fazla ama sonuçta ısıyı sabit tutuyor. Bitkilerimizi 40 liraya aldım dostlar hepsini. Bitkileri uyguna aldım. Balıkların da tanesi 3 lira 4 lira. Lepisteslerin tanesini de bu şekilde aldım dostlar. Arka fonu 30 liraya aldım yine aynı almış olduğum yerden. Alsancak Pet Shop'tan. Onun haricinde bir akvaryum için bir sehpa aldım. O daha gelmedi. O gelecek. Onu da ekler. Bir video daha çekeriz. Bu şekilde bir maliyetle 40 santimlik bir bitkili akvaryumu kurdum. Gerçekten sonuçta ulaştığım noktadan çok memnunum. Gördüğünüz gibi ithal bir akvaryum ve gerçekten çok güzel görünüyor. Yani şu an gündüz vakti, akşam ışık açıkken çektiğimde çok daha güzel görünüyor. Balıklar mutlu, biz mutluyuz. Gerçekten ulaştığım sonuçta memnunum. Bu benim ilk bitkili akvaryumum. Bu yüzden biraz acemilikle çekiyorum açıkçası. Ben normalde mala ve ciklet besliyordum. Ama şu anda bitkileri oturttuk. Balıklar yavaş yavaş oturdu. Gerçekten çok güzel bir görüntü elde ettim. Yani ufak bir akvaryum bakımı büyük akvaryumlara göre daha kolay. Onun için evde besleyecek olan akvaryum hobisine merak salmış dostlara tavsiye edebilirim. Gördüğünüz gibi herkes çok mutlu. Maliyetler de bu şekilde dostlar. Çok pahalı değil. Yani neredeyse ikinci el akvaryum fiyatına aldım ben bunu ve ithal bir akvaryum. Tabii kendisinde ışığı da var. 3 farklı ışık yanıyor. Ben şu an beyazı yaktım. Bu ışık bitkiler için de yeterli. Aldığım yer kepçeyi falan da hediye etti, onu da söyleyeyim. Yani gerçekten düşük maliyetlere bir akvaryum kurmuş oldum. Yani böyle bir akvaryumun böyle fiyatları kurmanız çok zor. Ama ben kurmuş oldum. Kuracak arkadaşlara bu şekilde bir yol göstermiş olalım. Ekstra olarak bu akvaryumda yapabileceğimiz işte kayalar vesaire ekleyeceğiz. Birkaç tane ufak dekor. Ondan sonra inşallah nihayetlendireceğiz ve keyfine doyacağız dostlar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Çok seviniriz. Herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.